ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygur ve Kazakların güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı. Pompeo, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Muhtar Taruberdi ile görüştü. Taraflar görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Pompeo, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in ekonomik gelişme, demokrasinin güçlendirilmesi ve halkın yönetime güvenini arttırmakla ilgili reformlar içeren programlarını memnuniyetle karşıladı belirtti. Pompeo görüşmede Çin'in toplama kamplarındaki 1 milyondan fazla Uygur ve Kazak'ın kaderini ele aldıklarını belirterek tüm ülkeleri Çin'deki baskılara son verilmesi çağrısına katılmaya davet ediyoruz. Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayanların güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz dedi. Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskı ve işkenceler Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi. Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi binası önünde Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uygulanan baskı ve işkencelere tepki gösterildi. Yaklaşık 200 kişi Uygur Türklerine özgürlük, soykırımı durdurun, toplama kamplarını kapatın yazılı pankartlarla Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve zulmü protesto etti. Gösteride yaklaşık 3 milyon Uygur Türkünün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediği ifade edilirken, toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı. Dünyayı sarsan öldürücü virüsün ardından Çin yönetiminden son dakika bir karar geldi. Çin, koronavirüsü kurbanlarının cesetlerinin gömülmesini yasaklayarak yakılmasını emretti. Yetkililer ülkenin cenaze geleneklerini kısıtladı. Son verilere göre Çin'deki ölü sayısı pazar günü itibariyle 305'e yükselirken salgından etkilenenlerin sayısı 14.380'e çıktı. Öte yandan koronavirüs nedeniyle Çin dışında can kaybı haberi Filipinler'den geldi. Çin'in Wuhan bölgesinden 44 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü hayatını kaybeden kişiye muhtemelen Filipinlere gelmeden önce virüsün bulaştığını belirtti. Yetkililer ölmeden önce son 24 saatte sağlık durumunun hızlıca kötüleştiğini vurguladı. İsrail yönetimi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle 50 Çinlinin ülkeye girişine izin vermedi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na göre hava yoluyla Rusya'dan gelen 50 Çinlinin Tel Aviv'e girişine izin verilmediği ifade edildi. Öte yandan Lübnan yönetimi de bir Çin gemisinin yeni tip koronavirüsü konusunda güvenli olduğu kesinleşene kadar ülke limanlarına girişine izin vermedi. Ayrıca Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan yazılı açıklamada yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Çin'le yolcu demiryolu ulaşımının 3 Şubat gece yarısı 12'den itibaren geçici süreliğine durdurulduğu bildirildi. Endonezya ise yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını durdurdu. Avustralya'da önceki gün acil durum ilan edilen başkent bölgesinin güneyinde etkili olan yangın 55 bin hektardan fazla alana yayıldı. İngiliz Kamu Yayın Kuruluşu BBC'nin haberine göre 2003'ten bu yana en büyük yangın tehdidiyle karşı karşıya olan Avustralya'nın başkent bölgesi Canberra civarındaki bazı bölgelerde ikamet edenlere bulundukları yerleri terk etmeleri için çok geç olduğu ve sığınacak yer aramaya çalışmaları uyarısı yapıldı. Canberra'nın güneyinde etkili olan yangının hala kontrol altına alınamadığı ve bölgede %20'sinden fazla alana yayıldığı belirtilirken alevlerin henüz başkentin banyolarına ulaşmadığı kaydedildi.